Bu iktidarın gazeteciliği kriminalize etme hamleleri yeni değil. Ta 2000'li yılların başından beri peyderpey gazeteciler susturulmak isteniyor. Susturulamayanlar bazı ana akım medyanın zaten hepsi, bazı zamanında iktidara muhalif olan medya organları da satın alınarak susturuldular. Bazıları tasfiye edildi. Kürt medyası büyük operasyonlarla bir şekilde sürekli baskılanmaya çalışıldı. Bunlar yeni değil. Fakat etki ajanlığı kavramsallaştırması burada çok kritik. Şimdiye kadar gazeteciler gözaltına alındığında, tutuklandığında ciddi bir kamuoyu tepkisi öyle veya böyle oluyor veya olabiliyordu. Hem uluslararası alanda hem ulusal ölçekte. Şimdi birini gazeteci olarak içeri atmanızla birini ajan olarak içeri atmanız arasında bir fark var. Ajan diyerek içeri attığınızda kamuoyu tepkisini de minimize etmiş veya içeri attığınız kişiyi daha rahat kriminalize etmiş olursunuz. Yani bu çok çok tehlikeli bir girişim. Sadece bizim gibi alternatif medyada çalışan eleştirel sesleri duyuran, muhalefete mikrofon uzatan ya da belli konulara eleştirel yaklaşan gazeteciler için değil, bir bütün olarak artık her gazeteci potansiyel suçlu haline getirilecek. Her bir gazetecinin tepesine bir polis konarken, dediğim gibi öbür taraftan denetimsiz mekanizmalardan yaygınlaşan sınırsız bilgiyi ne yapacaksınız? Sosyal medyayı da mı kapatacaksınız? Telefonları da mı telefonlaşmayı da mı yasaklayacaksınız? Bu işin sonu yok ki. Siz bununla baş edemezsiniz. Bu işle baş etmenin temel yolu şudur. Yani gazetecilerin özgür olduğu, demokrasinin tesis edildiği, tamamen güvence altına alındığı bir ortamda zaten gazeteciler, gazeteciliğin ahlaki kaideleri manipülasyonlara zaten cevaz vermez. Ajanlıkmış. Hiçbir gazeteci yani gazetecilik ilkelerini ve ahlakını benimseyen hiçbir gazeteci edindiği, kamu yararına edindiği bilgiyi gizli bir biçimde başka bir güce zaten vermez. O yüzden gazeteciler bu kadar hedefte. O yüzden bu kadar Kürt gazetecileri, biri içeri giriyor, ikisi, biri dışarı hapisten çıkarken ikisi içeri atılıyor. Şimdi demek istediğim özetle şu: yasaklarla gazetecilik çökertilebilir. Evet, gazeteciliği çökerten, gazeteciliği imkansız hale getiren ülkeler de var. Ama gazeteciliğin çökmesi sadece bir mesleğin çökmesi değil, bir bütün olarak o ülkede bilginin aktarımına dair ahlaki kaidelerin de çökertilmesi anlamına gelir. Ekonomi politikalarını eleştirmeyeceksiniz. Polisin hak ihlallerinden bahsetmeyeceksiniz. Kadın cinayetlerinin kaynağından söz etmeyeceksiniz. Kürtlere yapılan zulmün z'sini ağzınıza almayacaksınız. Bu tür baskılar, bakın çok basit bir örnek ama Diyarbakır hapishanesinde de Esat Oktay Yıldıran'ın yaptığı şey de buydu. Yani Türk, buradan benim istediğim robot olarak çıkacaksınız dedi. Sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Bu ülkede Diyarbakır hapishanesinde Kürtlere uygulanan işkencenin, zulmün yarattığı toplumsal, siyasal sonuçları biliyoruz. Bedellerini görüyoruz. Şimdi gazeteciliği yasaklamanın da çok bedelini sadece gazeteciler çekmeyecek.